Merhaba sevgili anneler, babalar. Herkese iyi akşamlar. Çok soğuk bir akşam. Umarım herkes evinde sıcacık oturup yayınımızı keyifle izler. Bu akşamki konumuz çocuklarda Merhaba sevgili davranış anneler, sorunları. babalar. Çok sıklıkla karşılaştığımız ve çok sıklıkla sizlerden sorular aldığımız bir konu bu. Çok küçüklükten itibaren, bebeklik çağlarından itibaren çocuklarda bazen davranış problemleriyle karşılaşabiliyoruz. Yaş arttıkça, kreş çağları, anaokulu veya ilkokul çağları başladıkça bazen bu problemlerin devam edebildiğini görüyoruz. Sizler bu akşam çocuklarınızla ilgili davranış sorunları aklınıza ne geliyorsa bana sorabilirsiniz. Sizlerden şöyle bir ricam var. Lütfen çocuğunuzun yaşını, kardeşi var mı, okula gidiyor mu? Bu tip detayları da yazabilirseniz çok daha sağlıklı yanıtlar vermeye çalışacağım sizlere. Yavaş yavaş sorular gelmeye başladı. Harika. Bakalım merhaba yazıyorsunuz. Sizlere de herkese merhaba. Bakalım gerisini okumaya çalışacağım. Henüz sorular yavaş yavaş akıyor. Ben biraz isterseniz sizlere genellikle hangi alanlarda davranış sorunlarıyla karşılaşıyoruz biraz bunlardan bahsedeyim. Bunlar öncülüğünde belki sizin de aklınızdaki soru işaretleri yavaş yavaş gitmeye başlar. En sıklıkla gördüğümüz davranım sorunları adını verebileceğimiz problemlerin başında vurma davranışı, anneye, babaya, kardeşe veya arkadaşa vurma davranışları gözükebiliyor. Bu davranışlar genellikle çocuklar 2,5-3 yaşına geldikten sonra daha sıklaşabiliyor. Özellikle 2 yaş sendromu dediğimiz dönemlerde çocuklarda inatçılık sıklıkla gördüğümüz bir davranış olabiliyor. İnatçılığın içerisinde genellikle her şeye hayır deme veya hayır derken fiziksel olarak da bedeni geri çekerek veya karşıdaki kişiyi ittirerek hayır deme davranışı gözükebiliyor. Bu eğer bir tık daha ileriye giderse işte o zaman vurma, atma, kırma gibi kişilere veya eşyalara zarar verme davranışları söz konusu olabiliyor. Şahane sorular gelmeye başladı. Selda Hanım demiş ki merhabalar, benim kızım 12 yaşında, bazen çok sinirleniyor. Normalde öyle değil. Ergenlik başlıyor mu acaba? Sevgili Selda Hanım, evet 12 yaş kız çocukları için ergenliğe girildiği bir dönemdir. Bunun altında yatan temel neden evet ergenliğe girişi olabilir. Ancak bazen bu süreçlerde, önergenlik süreci dediğimiz ya da çocukluğun bitip artık gençliğin başladığı dönemlerde çocuğun veya gencin diyelim artık duygusal olarak sizlere anlatamadığı ama aklında pek çok soru işareti olan bazı konular da olabilir. Burada yapılabilecek en güzel şey çocuğunuza bu sıralar pek keyfin yok galiba, biraz öfkeli görüyorum seni diyerek empati yapıp yaklaşıp anlatmak istersen seni dinlerim şeklinde bir cümle kurup çok da üzerine gitmemektir. Eğer üzerine gidip ne oluyor sana böyle, sen eskiden hiç böyle değildin, bak sana hiç yakışıyor mu böyle şeyler şeklinde geri bildirimler verirseniz iyice öfkesi artabilir. Bu nedenle sorun her şey yolunda mı? Yardımcı olmamı ister misin? Ancak herhangi bir yanıt vermezse lütfen beklemede kalın, biraz onu kendi haline bırakın derim. Sorularımız devam ediyor. Ayfer Hanım demiş ki oğlum 7 yaşında, aşırı duygusal, kardeşi var 6 aylık, küçük şeylerden dolayı ağlıyor, okulda da böyle. Sevgili Ayfer Hanım, oğlunuzun kardeş kıskançlığına, kardeşine dair bir kıskançlık hissetme olasılığı şu sıralar biraz yüksek. Çünkü 7 yaşına kadar evde tek başına kalmış, evin prensi olmuş. Dolayısıyla şimdi ona bir rakip gelmiş eve, büyük bir rakip. Hem de kendisinin de çok rahatlıkla artık annesinin kendisine çok fazla bakma ihtiyacı olmadığının fark edebileceği bir yaşta. Bakıma çok fazla muhtaç duyan 6 aylık bir bebeğe eminim ki siz gerektiği kadar ilgi gösteriyorsunuz. Ama oğlunuz biraz kendini yalnız hissetmiş olabilir. Kardeş kıskançlıklarını takip eden bir davranış problemi örüntüsü varsa bunu iyi takip etmenizi öneririm. Oyunlarına çocuklar çok yansıtır. Çok agresif bir şekilde oyun oynamaya başlarsa, arabalarını birbirlerine şiddetle vurmaya başlarsa ya da arkadaşlarına okulda devamlı olarak vurmaya başlarsa bu konuda gözlemde kalın. Artmaya devam ederse de ya mutlaka bir uzmandan destek alın veya buna imkanınız yoksa da çocuğunuzla birebir geçirdiğiniz vakti biraz arttırmaya gayret edin. Muhtemelen çocuğunuz eski hali, annesiyle geçirdiği eski zaman dilimlerini özlüyordur. Dolayısıyla birebir geçireceğiniz her gün işte 15-20 dakikalık
oyun dakikaları bile onun için çok büyük bir şey ifade edecektir. Ama bunun idealinin ne olduğunu sorarsanız her gün minimum 40 dakikayı öneririm sizlere. Maksude Özbey demiş ki oğlum çok hırçın, sinirlenince oyuncaklarını yere atıyor, ne yapmalıyım? Aslında burada yaş aralığı çok önemli. Çünkü eğer burada 2 yaşın öncesinde, 3 yaşın öncesinde oyuncakları yere atmaktan bahsediyorsak durum farklı. 2 yaştan sonrasında bahsediyorsak durumumuz farklı. 2 yaşının öncesinde çocuklar sinirlendiğinde kendilerini dil becerisi olarak iyi ifade edemedikleri için bir şeyleri fırlatma yoluna gidecektir. Dolayısıyla burada dil becerisinin gelişmesini bekleyebiliriz. Çok da fazla yapılabilecek bir şey yok. Ancak örneğin çocuğunuz 4-5 yaşındaysa ve bütün öfkesini devamlı olarak her şeyi atarak çıkartıyorsa, evet burada bir şeyler yapmak gerekir. Belki öncelikle şuna bakmak lazım. Evde anne ve babanın genel tutumları nasıl? Yani sizler çocuğunuza veya kendi aranızda bir şeyleri öfkelendiğinizde bunları bir şeyleri vurarak kırarak mı gösteriyorsunuz? Birbirinize vurarak mı gösteriyorsunuz? Ses yükseliyor mu evde? Yoksa bunları sakin, ılıman bir ortamda konuşarak mı çözüyorsunuz? Çünkü sevgili anneler, babalar, çocuklar şunlara çok dikkat eder. Özellikle iki temel şeye bakarlar evde. Bir, anneler ve babalar birbirlerine sevgisini nasıl gösteriyor? İki, bu evde sorunlar nasıl çözülüyor? Eğer ki sizin evinizdeki sorunlar az önce de bahsettiğim gibi bağırarak, çağırarak, bir şeyleri vurup kırarak, kapılar çarpılarak çözülüyorsa, çocuğunuz da tabii ki sizi rol model olarak aldığından dolayı bunun doğru olduğunu düşünüp bu davranışı devam ettirecektir. Bütün bunları göz önünde bulundurmanızı dilerim. Yayınımızı yeni izlemeye başlayan seyircilerimize bir kez daha minik bir uyarı geçmek isterim. Sorularınızda çocuğunuzun yaşı, kardeşi olup olmadığını ve kreşe, okula gidip gitmediğini yazarsanız daha sağlıklı yanıtlar verebilmiş olurum sizlere. Tülay Hanım, 3 yaşına gelecek kızım konuşması bazen anlıyoruz, bazen de farklı konuşuyor ve hızlı konuşmaya çalışıyorlar, anlaşılmıyor. Sevgili Tülay Hanım, bu akşamki konumuz konuşma problemleri değil, ancak kısa bir yanıt verebilirim sizlere. Biraz zaman tanıyın ve çocuğunuzla dil kartları üzerinden çalışabilirsiniz. Bu dil kartları, dil becerisi kartları internette satılıyor ya da her yerde bulabilirsiniz bunları. Tek tek kelimeler üzerinden ve cümleler üzerinden tane tane giderek çalışabilirsiniz. Kızınız eğer konuşurken kelimeleri yanlış telaffuz ederse kızmayın. Devamlı olarak işte ne diyorsun, hayır öyle değil şekilde düzeltmeye kalkmayın. Ha galiba bunu söylemek istedin değil mi diyerek sizi düzeltin ve sonrasında hadi gel bir daha tekrarlayalım şeklinde bunu bolca tekrarla yenmeye çalışın. Gülizar Hanım demiş ki oğlum 10 yaşında, 1 yaşında da kardeşi var. Ve onu bazen kıskanıyor, vurmuyor ama sürekli kardeşinin çok şanslı olduğunu söylüyor. Bir de oğlum derslerini yaparken müzik dinliyor, müzik hastası. Sevgili Gülizar Hanım, kardeşine vurmaması, onu kıskanmaması anlamına gelmez. Bazen çocuklar bizlere bir şeyleri aktarırken çok net, çok açık olarak aktarmayabilirler. Burada bizlerin altyazı okuması gerekir. Şimdi burada sizin oğlunuz, ah aman ne kadar kardeşim şanslı, onu siz çok seviyorsunuz ama arkasından nokta nokta nokta. Aslında beni kardeşim kadar da sevmiyorsunuz cümlesini getirmemesi bunu düşünmediği anlamına gelmez. Dolayısıyla burada sizlere önerim, az önce de bahsettiğim gibi kardeşi olmadan önce onunla nasıl zaman geçiriyorsanız şimdi aynısını birebir geçirmeniz mümkün değil ama bir kısmını geçirmeniz mümkün. Dolayısıyla evde iş bölümü yapın lütfen. Sevgili babalarımız, buradan sizlere sesleniyorum. Annelerimize lütfen yardımcı olalım. Evde birden fazla çocuk varsa hele mutlaka büyük kardeşle veya küçük kardeşle baba ilgilenirken daha çok ilgiye ihtiyacı olduğunu hissettiğimiz kardeşle anne ya da baba birebir zaman geçirsin. Onunla onun sevdiği oyunları oynasın. Kıskançlık dillendirilmeyebilir ama size gizli sorularla veya farklı davranışlarla, normalde hiç yapmadığı davranışlarla kendisini gösterebilir. Evet, devam ediyorum. Mine Hanım demiş ki 4 yaşında kızım var ve ben 8 aylık hamileyim. Kızım geçen sene kreşe çok isteyerek gitti ama bu sene benden ayrılmak istemiyor. Çok nazlı ve bebekleşmeye başladı. Nasıl davranmamız gerekiyor? Sevgili Mine Hanım, kızınız 4 yaşında, kendisine bir kardeş geleceğini, sizin de karnınızın büyümüş olduğunu varsayarak söylüyorum. Geleceğinin eminim çok farkında ve kardeş geldiğinde başına neler geleceğinin, evde kendisine büyük bir rakip geleceğinin, daima evde artık onun tek başına olmayacağının farkına vardığı bir dönemde. Dolayısıyla burada sizden ayrılmamasının nedeni, birincisi
Bir ihtimal her an evden ayrıldığında eve geldiğinde yeni bir misafirle yani yeni bir kardeşle karşılaşma olasılığını düşünüyor olabilir. İkincisi kardeşlerin gelmeye hazır olduğu dönemlerde veya kardeşler geldiği dönemlerde çocuklarda bebeksileşen davranışlar yani bizler bunlara regresyon, gerileme deriz. Bunlar çok sıklıkla görülür. Bu çocuğun ilgiye ve daha fazla alakaya ihtiyacı olduğunu, lütfen beni de görün, ben de buradayım şeklinde bir mesaj vermesine yardımcı olur. Burada sizlere tavsiyem, bebek geldikten sonra onun hayatında nelerin olacağını, nelerin değişeceğini ve nelerin değişmeyeceğini net bir şekilde söylemeniz. Evde babamız bir miktar daha fazla zaman geçirebilir. Sizin karnınız büyüdüğü için belki eskisi kadar hareketli ve dinamik olamıyorsunuzdur. Eskiden oynadığınız oyunları şimdi kızınızla oynayamıyor olabilirsiniz ve kızınız yaş itibariyle bunun çok farkında. Bütün bunlar bunun altında yatan temel neden olabilir. Burada çok net ve çok şeffaf açıklamalar yapmak gayet faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Başak Hanım demiş ki, oğlum 2 yaşında yeni doğum yaptım. Kreşe gidiyor. Akşam eve geldiğinde istemediği bir şey olunca ya da sürekli istedikleri olsun istiyor. Olmayınca her şeyi fırlatıyor babasına ve bana sürekli vuruyor. Nasıl davranmalıyız? Sevgili Başak Hanım, oğlunuz 2 yaşında. Eğer tam gün kreşe gidiyorsa onun için çok erken. 2 yaş aslında daha bir bebeğin, bebek diyorum henüz çocuk bile değil. Anneyenin ilgisine ve sevgisine çok ihtiyacı olduğu bir dönem. Genellikle biz 2,5 yaşından sonra oyun grupları şeklinde kısa süreli kreşleri öneririz. Tam gün gidilen veya 4-5 saatlik gidilen kreşler 2 yaşındaki bir bebek için çok fazla olabilir. Dolayısıyla burada size tavsiyem okul saatini öncelikle kısaltmayı deneyebilirsiniz. Evde sizinle birlikte kalmak istiyor olabilir. Onun bu kararına lütfen saygı gösterin. Bir şeyleri sürekli atıyorsa ve eskisine göre çok daha hırçın olduğunu hissediyorsanız, duygusal alanda iç dünyasına yolunda gitmeyen bir şeyler var demektir. Sizlere şu an çok ihtiyacı olduğu bir dönemde diye tahmin ediyorum. Hatice Hanım demiş ki 11 aylık 20 günlük nasıl dayanabilirim? Çok hareketli ve durmadan kafasını vuruyor. Ne yapmalıyız? Sevgili Hatice Hanım çok normal. Çocuğunuz hemen hemen 1 yaşına girmek üzere. Bu yaşlarda artık yavaş yavaş hareketlenmeler, yürümeler, sıralamalar başlar. Ve bebek özgürlüğüne kavuştuğunu fark ettiği an hareket ihtiyacı da çok daha artacaktır. Dolayısıyla bu dayanmak anlamında demişsiniz. Ama bunu böyle bakmayın lütfen. Bu bebeğinizin en güzel zamanları. Kafasını bir yerlere vurmak isteyebilir. Bunu dikkatlice izleyin. Eğer sizinle teması kesiliyorsa, siz ona seslendiğinizde size bakmıyorsa, sosyal iletişim açısından bir sıkıntı olduğunu hissediyorsanız ve bunu takiben kafa vurmaları varsa mutlaka bir uzmana başvurun. Başka bir gelişimsel sıkıntı olabilir derim. İbrahim Bey demiş ki 1 yaşındaki kızım gün boyu hiç susmadan ağlıyor. Gece de devamlı uyanıyor, ağlıyor. Dayanılmaz bir hal oldu. Mutlaka bir fiziksel kontrolünü yaptırmanızı öneririm. Eğer devamlı olarak ağlıyorsa yolunda gitmeyen fiziksel bir sıkıntısı olabilir. Bu sadece psikolojik olacak diye bir şey söz konusu değil. Çünkü 1 yaşındaki bir çocuğun devamlı ağlaması çok da sağlıklı bir sorun değil. Özür diliyorum. Çok da sağlıklı bir davranış değil. Zehra Hanım demiş ki 6 yaşında bir kızım var. Anaokuluna gidiyor. Bazen istediği bir şey yapılmayınca çok hırçınlaşıyor. Nasıl davranmalıyız? Sevgili Zehra Hanım, şimdi burada eğer artık anaokul çağına gelmiş bir kızınız varsa muhtemelen evde sınır koymayla ve davranışları kontrol etmeyle ilgili bir sıkıntı yaşıyor olabilir. Burada sınır koymada elbette ki anne baba olarak sizlere büyük görev düşüyor. Evde sizlerin haricinde bakım veren başka bir yetişkin varsa anneanne, babaanne, dede veya yardımcı bakıcı ablalar olabilir. Herkesin ortak bir dil konuşması fakat ev içerisinde temel kuralları anne ve baba olarak sizlerin koyması çok önemli. Eğer çocuklar, özellikle bu problemleri çalışan anne babaların evinde çok sıklıkla görüyorum. Çünkü çalışan anne babalar çocuklarına yeterince ilgi gösteremediği ve onlara zaman ayırmadığı düşüncesiyle eve geldiklerinde veya çocuklarına zaman ayırabildikleri tek vakitte onların her isteklerini yapma yoluna gidiyorlar. Hafta sonu alışveriş merkezlerine gidiliyor, çocukların istenildiği bütün oyuncaklar alınıyor, sınırsız jetonlar alınıp oyun alanlarına gidiliyor vesaire. Aynı bebekten 10 tane var evde çünkü çocuk tutturuyor almak istiyorum diye ve anne baba da yeter ki ağlamasın diye yapıyor. Burada şu çok önemli. Eğer ki kızınız daha önceden ağladığında yeter ki ağlamasın diye bazı davranışlar evde yapıldıysa bu artık öğrenilmiş bir davranış haline geliyor ve evde isteklerini yaptırmak için altın bir giriş bileti elde etmiş oluyor.
Dolayısıyla da siz hayır deyince giriş biletini size uzatıyor ve ağlamaya başlıyor. Ağladıkça, sizin tahammülünüz kalmadıkça, tamam yeter ki isteği olsun diyerek izin veriyoruz bu durumlarda. Dolayısıyla size tavsiyem makul sınırlar çizmek, ağladığında veya inat ettiğinde çok da fazla kulak asmayarak, sakin bir şekilde, sinirlenmeden evinizde bazı sınırların ve bazı kuralların olduğunu ve bu kurallara uyulmasının hepimizin açısından çok daha iyi olacağını anlatmanız. Sınırları iyi bir şekilde çizdiğimizde en önemli şey, tutarlı olduğunuzda, bir öyle bir böyle değil veya anne izin verirken baba izin vermeme gibi bir durumlar olmadığında, bir süre sonra çocuğunuz annem babam bu konularda galiba çok kararlı deyip sizin koyduğunuz makul sınırlamalara uymaya başlıyor. Ama burada çok ufak bir şeye değinmek istiyorum. Sınır koymak çok güzeldir ama sınırın fazlası çocuklarda öfke doğurur. Lütfen çocuğunuzun yaşına göre uygun sınırlamalar getirin. Her geçen yıl yaşı arttıkça çocuğunuza koyduğunuz sınırlamaları biraz esnetmeye başlayın. Örneğin 7 yaşındaki bir çocukla 9 yaşındaki bir çocuğun yatma saati aynı olamaz. Veya yedikleri yemek miktarları aynı olamaz. Bunları öngörerek sınırlamaları koymak herkesin ev içerisinde çok daha işine gelecektir diye düşünüyorum. Selver Hanım demiş ki, ceza verme yöntemi nasıl olmalı acaba, kızım 4 yaşında? Selver Hanım, kesinlikle çocuklara ceza vermiyoruz. Ceza kavramını lütfen literatürümüzden kaldıralım. Hangi birimiz ceza almaktan hoşlanır ki? Bizler yetişkinler olarak her gün işe gidip geliyoruz. Her gün pek çok sosyal alanda bulunuyoruz. Bizlerin de başında otorite figürleri var. İstenilmeyen, hoş olmayan bir davranış yaptığımızda, ki muhakkak hepimiz yapıyoruz, bize ceza verildiğinde biz yetişkinler olarak çok büyük tepki veriyoruz. Dolayısıyla çocuklar da aynı tepkiyi veriyor. Burada yanlış, istenmeyen ve zarar verici bir davranış yapıldığında çocuğa ceza vermek yerine çocuğa makul bir bedel ödetmek lazım. Burada kavramlar birbirine çok karışıyor. Bedel ödemek ve ceza vermek birbirinin aynısı değil. Örnek veriyorum, akşam eve geldiğinde ödevini yapmak istemeyen bir çocuğa ceza vererek o gün elinden çok sevdiği bir oyuncağı almaktansa bir bedel ödeterek, pekala yapmıyor musun, o halde ertesi gün okulun ödevini yapmadan git ve öğretmeninle bu konuyu kendin yüzleş, gerekirse eksiği al ve o günü öyle geçir şeklinde ilerlemek çok daha mantıklı. 4 yaşa geldiğimizde ise çocuğunuza ceza vermektense sınırlamalar koyup, az evvel bahsettiğim gibi, o sınırlara uymadığında yine makul bir bedel ödetmeyi deneyin. Örnek veriyorum, odasını toplamasını istediğinizde odasını toplamıyorsa akşam birlikte televizyon izleme hakkından elbette mahrum kalacaktır. Çünkü neden? O işi siz yapmak durumundasınız. Dolayısıyla birlikte yaptığınız plan suya düşecek. Çünkü siz onun odasını toplamak durumunda kalacaksınız, kendisi yapmadığı için. Dolayısıyla çocuk burada doğal bir bedel ödemiş olacak. Veya özellikle yemek konularında lütfen ısrarcı olmayın. Tabağına koyduğunuz yemeği yemek istemiyorsa, peki yemek zorunda değilsin ama benim de sana yemek hazırlayabileceğim ve sofraya tabağa koyabileceğim zaman aralıkları bunlar. Eğer bu saatte yemiyorsan, sofra kaldırıldıktan sonra karnın acıkırsa, ne yazık ki bir sonraki öğüne kadar sana bir şey hazırlayamam çünkü benim de işlerim var şeklinde bir açıklama yapıp, ama altını çiziyorum, lütfen sinirlenmeden, öfkelenmeden, sen zaten bunu hep böyle yapıyorsun, bıktım artık senden, işte kafan çalışmıyor mu şeklinde bazen çok ileriye gidebiliyoruz. Lütfen bunları yapmayın. Eğer konuşma tarzınız, tavrınız biraz hakarete giriyorsa, o zaman çocuk sizin ona ödettiğiniz doğal bedeli anlamaktan çıkıyor. Bu sefer annem babam bana kızıyor, galiba benim kişiliğimde, benim insan olarak, genel olarak bende bir sıkıntı var düşüncelerine kapılabiliyor. Bu da ilerleyen yaşlarda çok daha farklı davranışsal ve duygusal problemlere neden olabiliyor. Pekala. Songül Hanım demiş ki, merhaba, 3,5 yaşında kızım. İnatlaşma var. Müzikli drama ve satranç kursuna gidiyor. Öğretmeni bir şey yapmasını istediğinde yapmak istedim, istemediğimi yapmıyor. İnatlaşıyor diyor. Ne yapmalıyım? Sevgili Songül Hanım, şimdi burada eğer inatlaşma sadece gittiği kursta veya bu işte bahsettiğiniz drama vesaire yerdeyse, belki gittiği yeri sevmiyordur. Öğretmeniyle ilgili bazı sıkıntıları olabilir. Çünkü 3,5 yaş aslında çocuklarda bizim yavaş yavaş o otorite figürüne ve kurallara uymasını beklediğimiz yaşlardır. Eğer kurallarla ilgili şayet kreşe de gidiyorsa, kreş öğretmeninden herhangi bir geri bildirim yok, o burada gayet uyumlu diyorsa, o zaman bir sorun yok. Gittiği kursta
bir sıkıntı yaşıyor olabilir. Buna dikkat etmek lazım.